Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Erzurum'un meşhur çorbası, kespe çorbası tarifini paylaşacağım bugün. Öncelikle bir su bardağı yeşil mercimeği oda sıcaklığındaki suyla şöyle ıslatıyorum. Suya koyuyorum ve 2-3 saat kadar mercimeklerin tamamen şişip pişmeye hazır hale gelmesini bekliyorum. Onlar şişerken ben de soğanımı doğruyorum. Bir tane soğanı yemeklik olarak doğruyorum. Tencereme biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Ocağın altını açıp yaklaşık 100 gram ya da biraz daha eksik olabilir. Kıymayı tencereye alıp kavuruyorum. Kıymam tamamen kavrulunca pişince içine doğradığım yemeklik soğanı ilave ediyorum. Soğanları da kıymayla birlikte güzelce kavuruyorum. Tamamen pişmesini sağlıyorum pişen soğanların içine şöyle bir dolu yemek kaşığı olacak şekilde domates ve karışık biber salçası ilave edip bunları yine kavuruyorum. Yarım bardak su ekliyorum bu aşamada tencerenin dibine yapışmaması için bu şekilde karıştırıp çorbamızın harcını hazırlamış oluyoruz. Bunun üzerine bir miktar daha su ekleyip tamamen malzemelerin özleşmesini sağlayalım. Yıkadığım ve suya koyduğum mercimeklerimi süzüp bu karışımın içine alıyorum. Bunları da şöyle bir iki tur çeviriyoruz. Ve ardından kaynamış su ilave ederek çorbamızı pişmeye bırakıyoruz. Mercimekleri daha önceden soğuk ile ıslattığınız için kolaylıkla pişecektir. Eğer ıslatmazsanız hem zor pişer hem de kabukları soyulur ve istemediğiniz bir görüntü oluşturabilir. Tabii ki de lezzetinde hiçbir bir fark olmaz. Evet pişen mercimekleri bir miktar daha su ilave ediyorum. Ee, benim elimde bu şekilde erişteler vardı böyle minik minik doğranmış. Bunlardan kullandım 3 yemek kaşığı kadar. Dilerseniz kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Herhangi bir hazır erişteyi de kullanabilirsiniz. Yine kıvamını sıcak suyla ayarlamak tamamen sizin elinizde. Bu şekilde Erişteyi de ekledikten sonra kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Eriştenizin kalınlığı ve büyüklüğü pişme süresini etki edeceğinden bunu kendinizin ayarlamasını rica edeceğim. Benim çorbam şu an pişmeye yakın. Tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz. Ve biz bu çorbada tarhun adı verilen bu baharatı kullanıyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel bir aroma veriyor bu çorbaya. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tahını ekliyorum en son pişme aşamasında ekliyoruz tarhunu. Öncesinde değil, Çorban benim pişme piş, pişti sayılır. Çünkü benim eriştelerim gerçekten çok ince ve minikti. Şöyle 1-2 dakika kadar daha kaynatıp servise hazır hale getiriyorum. Şimdi sunumuna bakalım. Benim çocuklarım da çok çok sevdiği bir lezzet olduğundan sık sık pişirdiğim bir çorbadır. Ve yeşil mercimeğin faydaları biliyorsunuz saymakla bitmez. O yüzden sizlerin de evrenizde bu, bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim çorba şeklinde. Eğer diğer türlü yenmiyorsa. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tarifler ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.